Uzun yoldan geldim. Bir kahve ikram etmeyecek misin? Borcun vardır senin. Çok isterdim ama öğle yemeğini anneanneme davetliyim, hazırlanmam lazım. Bence sen de gel. 3 ay sonra gelip de yemeğe gitmeden benimle kahve içtiğini öğrenirse bastonunu taşa vurur söyleyeyim. Ali ellerini cebine koyup başını salladı. Gitmeye pek niyetli değildi. Söylemek istediği bir şey vardı da konuyu her açtığında Ferhan'ın U dönüşlerine rastlıyordu. Kısa bir süre genç adamın yüzünü izleyen Ferhan ne kadar sevinçli olsa da fazlasını belli etmeyecekti. Gelişiyle gücendiğini bile unutmuştu. Bir kahve içmiş olsalar olan biten her şeyi anlatırdı kendini tutamadan. Ali çok defa kalbine şahit olmuş gibiydi. Temkinli olmalıydı bir süre daha. Hadi ben hazırlanayım, yemekle görüşürüz. Ağzını açıp kapatan adamı daha fazla beklemeden arkasını döndü. Kelimelerine meraklıydı ama böylece durmak anlamsızdı. Konuşmak zordu, beklemek heyecanlıydı. Her şey karmaşıklaşmaya başlamıştı sanki. Bir anda eve doğru yürürken isminin telaffuz edilmesiyle Ferhan. Anne niye Ferhan koymuş adını? Bu garip soru karşısında güldü genç kız. Hatıra defterinde yazan ve okuya okuya ezberlediği bir cümleyi söyledi. Ferhan koyuyorum ki adını, evime ferahlık ol. Sözlerini bitirdikten sonra Ali'ye odaklandı. Bu sorunun cevabını bildiği halde niye sormuştu ki? Genç adam yine adını telaffuz etti ve bekledi. Ali ne kadar çok bekletiyordu böyle. Ferhan sabırsızlıkla bir adım attığında öylece kala kalmasına sebep olacak cümleleri doldu kulaklarına. Ferhan, evime ferahlık olur musun? Ferhan, Fatma Zehra'nın eseri, yaz okur da.